Evet, Sakarya Üniversitesi'nde Mali'den misafir öğrencimiz, iktisat öğrencisi, kardeşimiz de camimizde tevafuk konuşurken kendisine bir kitap hediye ettik. Diyanet İşleri Başkanlığımızdan birçok dilde eser camimize hediye edildi. Bak bu kitap neler vesile olmuş. Hüseyin kardeşim, bana anlatmıştın, çok duygulandım. Bunu herkesle paylaşmak istiyorum. Ne oldu? Elhamdülillah. Önceden ya size teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Bir kitap vesileyle bir arkadaşımız Müslüman oldu. Nasıl oldu? Kısaca anlatacağım. Biz Uyga'dan hediye el aldık. Elhamdülillah. Ben İstanbul'a gittim. Bayram yani sonraki ilk gün İstanbul'a gittim gezmek için. Kaldığım yerde bir arkadaş vardır. O Hristiyanlı. Yani bir gün tartışıyorlardı. Ben yani odamdaydım. Ve diğer arkadaşlarla tartışıyorlardı. Ben duydum. Hangi konuda tartıştığında tamamen bu kitapta aynı yerde okuyordum ben. Bir arkadaş çağırdım. O geldi yanıma. Bu kitap ona verdim. Git ona versin. Bunu okusun. Bu yer okusun. Sorduğun soru yani cevabını burada bulabilir. Verdi. Adam kitap okudu. Sonra bana sordu bu kitap ben de kalabilir mi? Ben de tamam dedim. Oku. Kitap iyice oku. Sonra araştırma yapın. Elhamdülillah adam kitap okudu. Yani sonra benimle ilgilendirmeye başladı. Soru soruyordu İslam hakkında. Neler yapmalıyım? Beraber namaz kılıyordu. Sonra bir gün adam niyet etti. Müslüman olmak için. Ben de çok dua ettim Allah'a. Çünkü beni yani sizin sayesinden oldu. Sonra adam geldi. Kelime-i şehadet etti. Elhamdülillah Müslüman oldu. Ama ne olursa olsun bu kitap sayesinde Elhamdülillah. adam Müslüman oldu. Yani kitabın yazılmasında, basılmasında, bize ulaşmasında kimin emeği varsa teşekkür ediyoruz. Rabbim sen ne güzel bir kulsun, seni de vesile et. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ama yine de tavsiye ediyorum. Çünkü bu kitap çok güzel bir kitap. Yayılması daha da fazlası olsun. Hatta bu kısa kariyerde çok arkadaşlar bana soru soruyorlar. Kitap istiyorlar yani. Evet, teşekkür ediyoruz kardeşim. Rica ediyorum hocam.